Allah.
repertuara sonradan kattığımız ama hep severek zevkle okuduğum bir şarkı. Sevgili Bülent Katkak abimiz rica etti, biz de eyvallah dedik, kıramayız dedik. Haber gelmez, gönül virane kaldı. Ne sabra mecal var, ne takat kaldı. Yadınla teselli daha ne kaldı, ne kaldı? 3-5 milyon. Daha ne kaldı? Haber gelmez, gönül virane kaldı. Haber gelmez, gönül virane kaldı. Ne sabra mecal var, ne takat kaldı. Ne sabra var, ne takat kaldı. Haber gelmez, gönül virane kaldı. Haber gelmez, gönül thank you.
yâremi kaldı aman 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 gönül. Yoksa yine haremi kaldı aman aman ah, iklimi çemen yoksa yine
Sürekli daha çok sazlar diyeyim ben şimdi. Yani burada el oturalım doğru konuşalım. Hep bir efekt işte yok işte sesim az kısık. Alın işte size hodri meydan. Kendi efektinizi, kendi ses tonunuzu kendiniz ayarlayın. Ama herhalde arka taraf duyuyordur diye düşünüyoruz. Yok öyle. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Nevesel Kökteş'le devam ediyor efendim. Solistimiz. Kuş olup uçsam sevgilimin diyarına. Nereye? İtalya. Böyle. Thank you.
Oh.
efendim. Subhi Züya Özbekkan. Evet, çok önemli bir bestekar. Onun ikinci bir programa iki tane eserini koydum. Şimdi okuyacağım eseri de son zamanlarda gerçekten hepimizin böyle diline dolanan, o kadar çok müzikimiz ve zengin bir repertuara sahip ki her geçen gün bir tane eser karşımıza çıkıyor. Aslında biz zamanların en çok bilinen şarkılarıydı belki ama şimdi bu şarkılara çok uzak kaldık. Ama biz tabi madem meşale devrediliyor elden ele, biz de elimizde inşallah devretmeye çalışıyoruz. Bu Uşak şarkıyı da şimdi güzel bir taksimin ardından sizlere icra edeceğim. Gücendi biraz sözlerime, münfail oldu. Gücendi biraz sözlerime, münfail oldu. Gücendi gül gibi soldu.
gözü dolur. Böyle hatta piyano eşliğinde okumuştu. Bu kaydı bir gün paylaşırım sevgili Volkan. Bir de piyano yapalım bunu. Efendim konserimiz bitti. Yarısı bitti. Konserin yarısı bitti. Yarısı bitti evet. Ama gazelleri saymıyorsunuz. Normalde gazeller de iki şarkı ediyor yalnız. Yani biz onu anlaşmamıştık böyle. Neyse bir ara bir muhasebe olur.
Arkadaşım şaka bir yana. Tabii hayatın içinde her şey var. Ciddi de oluyoruz, şaka da yapıyoruz. Affınıza sığınıyorum. Musiki eskiler bilirler diyeceğim ama biz tabii artık bu çağda da o diyaloğu yakaladığımız için Uğur Hocam'la affına sığınarak bu yüzyılda böyle hani birazcık böyle interaktif daha böyle alanı kullanıp ufak tefek bir takım esprilerle musikiye işte renk atmaya çalışıyoruz. Nasıl buldunuz bütün 21. asırda mikrofonsuz böyle bir konser dinlemek Cenab-ı Hakk'ın lütfudur. Allah razı olsun. O zaman yine mikrofonsuz bir eser. Şimdi bu yeni albümde aslında benim albüm yapma gibi bir niyetim yok. Konserler daha güzel oluyor. Albüm albüm satmıyor falan. İşte ticari kısmını da geçtik. Çok eskiden böyle hani biz albümü koşa koşa alıp kim ne yapmış, ne hangi enstrümanlar kullanılmış, işte yönetmeni kim, içeriğini okur böyle bir şekilde fikir sahibi olurduk. Ama şimdi insanların gerçekten tahammülü yok. Yani bir şeyi böyle başından sona kadar böyle okuyup anlamaya çok fazla vakti ve vaktimiz var da böyle bir atlı koşturuyor yani. Evet. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. O yüzden de ben bu şarkıdan çok etkilenerek böyle 5 şarkılık bir CD yaptım. Aslında ilk klip Aşk Masalı'na çekilecekti. Göksel abiye de bir sözümüz vardı ama ikinci esere, ikinci klip parçası olacak. Göksel Baktagir. Çok güzel bir enstrümantal bir eser aslında olarak ortaya çıkmış ama sonra Doktor Hüseyin Balkancı söz yazmış ve böyle güzel bir birliktelik yakalamışlar. Ben bu aşk masalını artık bu çağın son şarkı bestesi olarak örnek olsun diye söylüyorum. Böyle geçmişten günümüze bir şey yapmış olduk, bir esinti yapmış olduk. Bakalım beğenecek misiniz? Daha önce de okumuştuk sanırım. Aşk masalı diyoruz efendim. Ne olur gitme.
gitme yokluğuna alışamam ben. Sensiz bu hayata yakışamam ben. Masan yarım kalır. Aşk masalı.